Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin ve golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadıköy sokaktasınız. YouTube'da, YouTube aleminde günlük Fenerbahçe videosuyla sizleri sanki bir spor kanalıymışız gibi bilinçlendirmeye çalışan kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Dünya Kupası arasına kadar 3 maçımız var. Hocam Dünya Kupası arasında ne yapacağız? Asıl Dünya Kupası arasında buralar çok hareketli olur. Çünkü bizim kanalın en önemli özelliklerinden bir tanesi de transferin nabzını tutması. Transfer dönemi başladığı anda burası uçar. Transfer dönemi bittiği anda düşüşe başlar. Ki Kasım transfer döneminin başlangıcıdır. Biz de başladık. Yani duyumların başlangıcıdır. Aralık %100 duyumların artık oluştuğu süreçtir. Ocak transferlerin gerçekleştiği süreç, Şubat transferlerin devam ettiği ya da bittiği süreç, Mart'tan itibaren ise yaz planlamasının yapıldığı dönem olduğundan dolayı bu andan itibaren yoğun bir fikstürde, yoğun bir tempoda biz gideceğiz arkadaşlar. Ama sizi bilmiyorum. Aramıza katılır mısınız? Bilemeyeceğim. Ama inşallah katılırsınız. Dünya Kupası öncesi Michi Batshuayi Kıçmeçebinci. Belçika'yı sarsan haber sonrası. Şimdi ben haberi hiç okumadan tahminde bulunayım. Muhtemelen Lukaku öldü. Issız Acun kaldı. Felek Öçin aldı. MD Rekyançılor yok. Muhtemelen Lukaku'ya bir şey oldu. Yani muhtemelen Lukaku'ya bir şey oldu. Bakalım ne oldu. Yani %100 eminim yani arkadaşlar, hiç haber okumama gerek bile yok. Hocam zaten şey yapan sen değil misin ya Allah aşkına? Yani videoyu hazırlayan sen değil misin burada haberleri? Yok arkadaşlar, öyle değil. Direkt ben haberi kopyala yapıştır yapıyorum. Sonrasında şey yapıyorum. Bu arada Hull City 38 yaşındaki teknik direktör Liam Rosenior ile anlaşma sağladı diyor. Bakalım ne olacak. Ama biz kendi penceremizden, kendi açımızdan bakacak olursak Michy Batshuayi niye deve şeye girdi? Serie A devi Inter, Romelu Lukaku'nun sakatlığının nüksettiğini açıklamış. Zaten beklediğimiz durum buydu. Gözler tabii ki de Fenerbahçe'de çok iyi bir başlangıç yapan Michy Batshuayi'ye çevrildi. Şimdi hepiniz bana şunu diyeceksiniz. Ya hocam iyi bir şey mi Lukaku'nun sakatlanması, kötü bir şey mi? Sonuçta Dünya Kupası'na gidecek. İşte futbolcumuzdan yararlanamayacağız. Ama mantık olarak hepiniz bana aynı şeyi soracaksınız diye geliyor. Yani benim tahminim bu yönde. Arkadaşlar bakın, Dünya Kupası bir vitrindir. Dünya Kupası bir vitrindir. Bırakın ne kadar çok oyuncumuz oynarsa o kadar bizim için kar. Bunu anlayın. Gözünüz seveyim, bunu anlayacak kapasitedesiniz. Yani Lukaku sakatlanmış ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra geçen hafta formasına kavuşmuştu. Ve yine sakatlandı diyor. Chelsea'den eski kulübü Inter'e kiralık geldi. Uzun süre formadan uzak kaldı. Sevinçleri kursağında kaldı. Bu sabah bazı testlerden geçti demişler dün. Ve sol hamstringinden miyotendinöz bir zorlanma yaşadığı ortaya çıkmış. Durum birkaç gün içinde yeniden değerlendirilecekmiş. Haliyle de Batshuayi kıymete bindi. Dünya Kupası F grubunda. İlk maç 27 Kasım. 27 Kasım'da Kanada'yla Belçika oynayacak. Ve Lukaku sakatlanınca ne olacak arkadaşlar? İbre Batshuayi'ye dönecek. Performansı zirve yapmış durumda. Allah nazardan saklasın maşallah. 11 maçta 8 gol. İstanbulspor maçında hat-trick ve yüksek performans. 6. Süper Lig maçında 5 gol. Avrupa Ligi'nde 5 kez sahaya çıkıp 3 gol. Bir de asist. Süper Lig'de bir ilki yaşıyor. Yani Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formasıyla toplam 39 maça çıkıyor Batshuayi. Ama 19 golü varken ilk kez kafa golüyle tanışmış. İlginç değil mi arkadaşlar? İlk defa kafa golü atmış Fenerbahçe'de. Fenerbahçe kariyerinde değil, Süper Lig kariyerinde. Ve hani ilk defa da hat-trick yapmış sanırım. Beşiktaş formasını da yapamamıştı diye biliyorum. Ama 5 yıl sonra başardı diyor. Karşılaşmayı hat-trickle tamamlamış. 5,5 yıl sonra bir maçta 3 gol birden atmış. Yani bu sezon her 60 dakikaya bir gol sığdırmış. Çalışmaların meyvesini aldığımı düşünüyorum demişti. Hani bizim açımızdan pozitif maç maç hafta hafta diyordum. Hani 103 golle ilgili soru gelmişti. Biz bunun üstüne yoğunlaşmıyoruz. Çalışmalarımı sürdürüyoruz kazanmak için. Ben çalışmaya inanan birisiyim. Elbette kötü zamanlar ve iyi zamanlar olacaktır diyor. Mental anlamda güçlü kalmak çok önemli. Ben güçlü bir insanım. Çalışmaya devam edeceğim.
Sonrasında meyvesini alacağımı düşünüyorum diyor. Jesus konusunda çok komik lafları vardı, onu unutmadan da söyleyeyim. Diyor ki arkadaşlar, hocayı bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü kendisi bir düzen insanı, çok katı ve her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir karakteri var. Bizlerden de bunu sürekli isteyen bir insan. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun gibi bir hocayla çalışmak bizler açısından da oldukça güzel. Genciyle tecrübeli oyuncusuyla beraber iyi bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Mükemmelliğe yaklaşabilmek adına hocamın bize kattığı çok şey var demiştim. Aynı zamanda hani takımda João Pedro var, Valencia var. Bu arada João Pedro ile ilgili eleştirilerime de bir kardeşim çok güzel bir cevap vermiş. Diyor ki sezon başı kampını yemedi. Sen onu Dünya Kupası arasından sonra gör demiş. Sözünü sakla demiş. Hadi bakalım saklayalım. İnşallah düzelir. Ben futbolcularımızın iyi oynaması taraftarıyım. Diyor ki aramızdaki iletişimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarım arasında güçlü bir iletişim var. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben bazen gol atabilirim. Bazı haftalarda atmayabilirim. Yani değişkenlik gösterebilir. Herkesin özgüveni şu anda oldukça yerinde. Biz de gücümüzü buradan alıyoruz dedi. Ne kadar güzel bir açıklama. Ne kadar güzel bir şey. Ama Fenerbahçe'de ciddi bir stoper sıkıntısı var. Ve Jesus'tan stoper kararı. Hem ligde hem Avrupa Ligi'nde dolu dizgin gidiyoruz. Rotasyon yapıyoruz. Ama şimdi yapamıyoruz. Çünkü Luan Perez'in uzun sakatlığı. Gustavo Henrique de eklendi. Hayırlı uğurlu olsun. Ve Jesus etkilendi. İstanbul maçında mecburi dörtlüye döndü. Elinde kalan stoperler Serdar Aziz de Atilla Salahi var. Ve bunlara güveniyor. Dünya Kupası arasına kadar. İnşallah bunlara da bize val gelmez. Siz de duanızı eksik etmeyin. Hani araya kadar bu şekilde gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü Sivas ve Giresun maçları, Avrupa'daki Kiev maçı. Görüldüğü üzere Perez de Gustavo da oynayamayacak. Hani B planı hazır. Ben B planını söyleyeyim. Stoperde Arao arkadaşlar. B planı. Birincisi stoperde Arao. İkincisi İsmail Yüksek stoperde. Yani denenebilir isimler. Bilginiz olsun. Hocam Yiğit Efe Demir falan filan. Arkadaşlar bak takım çok iyi giderken. Evet ben de sizler gibi altyapı hayranıyım. Ben de tabii ki altyapıdan oyuncu gelsin isteyenlerdenim. Ben de sizinle aynı görüşe, fikre sahibim. Ancak her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor. Yani her şey sizin benim istediğim gibi olmuyor. Yani altyapıdan oyuncuyu çıkarırsın, o maçı mahveder, sezonu mahveder. Bir de bir mağlubiyetin etkisi, bir puan kaybının etkisi bir maçla sınırlı kalmıyor. Galatasaray ne güzel gitti, Kastamonu Spor bilmem... Vıcıdı cıgı cıgı sporla falan Türkiye Kupası maçına çıkıyor. Ya arada bizim de olsaydı mesela biz de vıcıdı cıgı cıgı sporla oynasaydık Yiğit Efe'yi falan izlerdik. Belki de adapte ederdik. Şansımız olurdu şanssızlık ama yani bizim oynayabileceğimiz en iyi hazırlık maçı yani 2-0 3-0 falan öne geçebilirsen maçın kalan 15 dakikası 20 dakikası. Yani umarım anlatabildim arkadaşlar. Ve geldik en bomba habere. Fenerbahçe'ye bir kim daha girişimler başladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Şimdi hem ara transfer dönemi hem yeni sezon transfer planlaması yapılıyor. Fenerbahçe geçen sezon Kim Min-ji'yi aldı. İyi ki aldı mı? İyi ki aldı. İyi ki sattı mı? Yok onu iyi ki sattı diyemiyoruz hocam. Ya mesela Kim Min-ji gitmeseydi. Burum'a gelmeseydi. Gustavo Henrique gelmeseydi. Hatta Luan Perez de gelmeseydi 5-10'a. Burma'ya da 4 diyorlar. Hadi 4-10'a diyelim. 9. Hadi 3'ü de şeye diyorlar Gustavo Henrique'ye. 12. João Pedro'ya da 5. Hadi 5 duruyor 17. Hocam keşke 4'ü gelmeseydi de Kim Min-ji gitmeseydi diyorsunuz. Ama mecbur gitti. Çünkü serbest kalma maddesi var. Beklediği teklif geldi. Çıktı gitti. Ha Kim Min-ji hayallerine kavuştu. Bir şey diyemem. Ama şu bir gerçek. Eğer Kim Min-ji Fenerbahçe'den gitmeseydi şu an Fenerbahçe'nin kütlesini düşünebiliyor muydunuz? Yani taşıyamadığı şeyleri, taşıyamayacağı şeyleri düşünebiliyor muydunuz Fenerbahçe'nin? Yani ağırlıklardan bahsediyorum. Değil mi? Ama yapacak bir şey 18.5'a gitti. Fakat Fenerbahçe bir Güney Kore ekibi FC Seul'den forma giyen Ju Sung Kim'i takıma kazandırmak için harekete geçmiş arkadaşlar. İşte detaylar diye haberin detayında yer alıyor. Şimdi Fenerbahçe bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarına bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Güney Koreli bir stoper var. Aynı Kim Min-ji'ye benziyor desem. Hiç bak
kafadan atsam diyeceğiniz ilk cümle şu oldu değil mi? Olur hocam. Yani deneyelim hocam, bir alalım. Vallahi bir alalım ya. Gerçekten bir alalım hocam, olur yani, iyi olmasın. Yani Kim Minji gibi. Kesin onun gibi çıkar. Çünkü değil mi, içinize yer edindi. Şimdi arkadaşlar, Fenerbahçe'de Güney Kore pazarında Fenerbahçe hem kalıcı olmak istiyor hem de o pazara alıştı. 3 scout görevlendirildi özel olarak. Joo Sun Kim listede. Şimdi ilk isim FC Seoul forması giyen Joo Sun Kim. 21 yaşındaki stoper adım adım izleniliyor. Ve Fenerbahçe bu yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 17 maçta forma giymiş. 500 bin euro piyasa değeri var. Hemen alt yaş kategorilerde milli takım sayısına bakıyorum. U15, 16, 17, hani 2, 5, 9, 11, 12 maç oynamış. Yani doğum tarihi de tam olarak 12 Aralık. İşte bu kötü. Yani yabancı şeyine takılır. Eğer 12 Aralık değil de misal veriyorum 3 Mart olsaydı, 3 Mart olsaydı şu hani 14 artı 3'teki 3 kuralına uyacaktı. O yüzden daha iyi olacaktı ama olmadı. Yine de 20 yaşındaki stoper, 500 bin euro piyasa değeri var. Geleceğin önemli yıldızlardan biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon 1258 dakika görev almış. Hani yüksek bedellerle satıp piyasa yani piyasa yaptırıp gelir kapısı açma düşüncesinde Fenerbahçe'miz 12 Aralık 2000 tarihinde Güney Kore'nin Chikungju kentinde dünyaya gelmiş. Futbola Incheon altyapısında başlamış ve School Team SK yemeyin lan, okul takımı deyin işte. Ve FC Seoul altyapılarında da forma giymiş. Ocak 2019'da FC Seoul A takımına yükselmiş 21 yaşındaki futbolcu Güney Kore milli takımının alt yaş kategorilerinde 12 kez forma giyerken A takımda da yeni forma giyecek. Çünkü çağrılmaya başlanılmış. Hatta 24 numaralı forma numarasını giymiş. Şimdi Kim Minji'den harici orada birkaç tane daha stoper var. Mesela ben şunu söyleyeyim. Yoo Min Choo var. Kyung Won Han var. Yong Kevin Gone ama ya şu şey 21 yaşında bir stoper var. Yoo Min Choo. Güney Kore 1.84. Bu da mesela şey liginde, yine Kore liginde oynuyor ama 2. liginde oynuyormuş. Kore liginin ama takımın kaptanı. Çok ilginç. Yani 35 maçta 7 golü varmış arkadaşlar. Ama boyuna baktım 1.84. Acaba diyorum hani bunu mu değerlendirsek? Hani benimki sadece bir öneri. Bir de Kyung Won Kwon var. Gamba Osaka takımında oynuyor o da. Yani Japonca sanki adama kızar gibi. 19 maç 1367 dakika ama bizim şu scouting yaptığımız arkadaşla ilgili ben bilmiyorum. İnşallah doğru scouting yapıyoruzdur. Hani geleceğin yıldızı. Ya hepimiz isteriz. Bir tane Kim Minji daha gelsin. Hepimiz isteriz. Niye istemeyelim? Kafayı mı yedik? Ama benim özellikle söylediğim Yoo Min Choo ismine de odaklanın. Fakat küçük subliminal bir duyum vereyim ya da açık açık vereyim. Bence yüksek yaş kategorilerinde değil de alt yaş kategorilerinde Güney Koreli futbolculara bakın. Benden söylemesi, benden uyarması hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Kaderi aynı olur inşallah. Niye? O da Güney Kore'den şey yapmıştı. Sonra Çin Ligi yapacaktı, edecekti. Bu kardeşimizin de Kim Yoo Sung'un da belki kaderi aynı olacak. Şu anda yaşı 21 Kore Ligi'nde ama hiç belli olmaz. Belki Çin Ligi'ne birdenbire gider. Sonra ulan buraya nereden gitti diye. Şu anki takımına da bu arada kiralık gitmiş 8 Mart'ta. 8 Mart'ta gitmiş. 7 Eylül'de kiralıktan geri dönmüş. Bence bu kardeşimiz eğer gerçekten scouting yapıldıysa kaderi Kim Minji'ye benzeyebilir. Boyu 1.88, buna da çok dikkat etmek lazım. Bir futbolcu daha var aslında.
Yani Amine Harit diye bir futbolcu var arkadaşlar. Bu arkadaş Schalke'nin futbolcusu ve Schalke kiralaya Marsilya'ya kiraladı. Marsilya'da da bu sezon çok oynatılıyor mu? Hani rotasyon gibi düşünün ama 13 maça çıkmış. Bir gol 3 asisti var. Bugün 14. maçında da 4, dün 14. maçında bir golü vardı. 25 yaşında. Aslına bakarsanız Süper Lig için düşünebilecek bir isim. Gerçekten düşünebilecek bir isim. Hani üstüne durulabilecek bir isim. Bizim buna da ilgimiz vardı ama şu an Fenerbahçe'de bir kafa karışıklığı var. Özellikle Bruma konusunda. Hani o Bruma konusundaki kafa karışıklığı giderilirse bu ismi unutmayın. Amine Halit ismini de bir yere not etmenizde fayda var. Görüşmek üzere dostlar. Bu arada bir beğeniyi çok görmezseniz de sevinirim.